Şu anda Aksaray aslında böyle güzel bir yol, güzel yol mevkindeyiz. Ve Badem Bahçesi bakım için şu anda Badem Bahçesi'ndeyiz. Hem bilgilendirmek hem de doğru bakım yapılabilmesi için bahçemize fumigasyon uygulaması. Görmüş olduğunuz gibi ağacımız biraz, fidanımız biraz sararmış durumda. Toprakta pH değeri yüksek olduğu için, topraktaki vitaminleri biraz da kireç yüksek olduğu için doğru bir şekilde alamadığını görüyoruz. Biz buna fumigasyon uygulayarak toprağın çözülmesini sağlayacağız ve organik değerini artıracağız. Bundan dolayı da kökte olan, toprakta olan vitamin, protein, minerali ağacın rahat almasını sağlayacağız. Şu görmüş olduğumuz sararma olayını ortadan kalıttıracağız. Aynı zamanda bunda demir eksikliği de görüyorum ben. Bunları da tamamladığımızda ağaç kendini toparlayacak. Yani şöyle bir 10-15 güne kadar ağacın toparlandığını göreceğiz inşallah. Şu anda her ağaca kutunun kendi kapağı kadar bir kapak veriyoruz. Karıştıralım. Ben de zaten notumu aldım. 4. hat. 11 numaralı fidan ve 8 numaralı fidan arızalı. Şimdi bunların neticesini daha sonra beraber gözlemleyeceğiz ve bahçemizdeki toprak yapısını biraz önce gördük, değerlerini gördük. Şimdi aslına bakılırsa en kötü toprakta bile olabilen bir şeydir badem. Ama yine de sonuçta bir canlı olduğu için ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları doğru şekilde verilirse neticede doğru bir şekilde alınmış olur. Şu anda da bizim derdimiz doğru bir şekilde bakımını yapıp ve neticeyi alabilmek. Buyurun. Organik değerleri yükselttiğimizde de sıvı kükürt vererek toprağımızdaki organik değerleri rahat bir şekilde almasını sağlayacağız. Kireçleri, sıvıntılı kireçleri çözelim. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Vallahi güzel gidiyoruz. Buradan sen sorumlusun anladığım kadarıyla. Küster oldu tabii. 5 gündür gelmiyor. Baksanız da bulmazsa gelmez. Adam yeşil görmek istiyor. Sarardı. Benim canı sıkılıyor. Yazat canı. Çocuklar paralarını harcadılar. Ya vurursa. Yok yok vurur. Zaten vallahi benim aldığımı zannediyorlar. Çocuklarım yok. Lümen, Numan kendisi aldı ama çocuklarım aldı diyor diyorlar. Tamam mı? Yok yeter. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Bak şimdi bunu koymuş. Bir anda da. Sana zahmet bir de ona uygun yani. Bana daha sert, o kumun sayesinde yumuşak. Aslında daha sert, evet. Toprak aslında daha sert. Şu kaptan daha sert. Yok ya, su iyi değil, sert değil. Az da su vermek de iyi değil. Damlama, damlama sistemi. Onlar ya, kaç gün yandaşlar. Ne şimdi? Kireçlemeyi görüyor musun? Yeni ağaçlarda bir haftada birken ağaç şey arttıkça, kök güçlendikçe bunu 15 güne çıkartabilirsin sulamayı. Anladın ama mı? Önce bir haftada. Tabii haftada. Şu anda bu 1,5 yaşında. Tamam, buna bir haftalık vermen lazım. Bir haftada bir vermen lazım. Ama ağacın kökü, kökten nemi bulduğu zaman o uzatabilirsin sulayı. Mesela şu ağaçta şunların ikisi de gitmesi lazım. Birisi mi kalsın diyor şu. Kesilmez. Evet. Bu şeyde sonbahar, baharda kesilir. İlk baharda kesilir. Yani budama sezonu var ya. Evet. O zaman kesilir. Şu anda değil. Şu anda şu kalacak. Şeyde. Niçin o kalsın? Şimdi bak, taçlandırma. Biraz uzamış. O zaman kesmişlerdi. Taçlandırma aşağıdan olmaz.
En yüksekten olur. Taşlandırma şuraya. Bademlerde en az. Bak evet. Oralardan da şunlar da gidecek. Hepsi gidecek. Şu da bu şekilde uzayacak. Evet. Şuradan taşlandırmaya başlayacak. Anladın mı olayı? Niye böyle olmuş ya? Ya burada şey, burada taşlan şey yapılmamış. Hocam buna kış kudaması yapıldı, dallar vuruldu diye uçladı. Onun için kopattı diye kudama yapan arkadaş. Yani şunlar gitmesi lazımdı. Daha yukarıdan taşlandırma mı? Tabii tabii. Bu doğru değil. Evet. Bunu ilkbaharda bu tipleri kessek? Ya işte ilkbaharda kesilecek bunlar. Burada keskin bir budama yapılacak. Şurada gördüğünüz hepsinde budama hatası var. Peki evet. Böyle bir işi yapacak gerçekten. Göndeririz. Göndeririz. Bizim elemanımız var. Onu göndeririz. Hocam budamaya girmişken sadece bir şey sorabilir miyim? Karışık cezanı. Hocam şimdi biz normalde 90 santim tepe vurumu yapıyoruz ya. Atıyorum gerçekten de tam 90 santimden yaptık. Ağacın gövdesi oluyor yani. Tamam. O daha sonra yükseliyor mu yoksa oradan mı budaklanma oluyor? Oradan. 10 sene sonra gördüğümüz zaman. Şimdi hedef şuna bak. Evet. İza bu. O aşağısı da uzayacak. Evet. Şu izalar, şunlar mesela su çıkmış değil mi? Şurada evet. Lider dal var. Lider dala rakip çıkartmayacaksınız hiç. Ondan sonra çatal verir. Tabii ondan sonra çatal verir. Lider dalın rakip olmayacak. O zaman bu budamanın tamamı yanmış. Aynen öyle. Şu anda hep dipten yanlış, çatallandırılmış. Yanlış. Görüyor musun? Lider dala rakip verilmiş. Ama bu bizim hatamız değil. Şu anda bu dediğimi yapsalardı. Yok onlar da sakın. O onu bilmiyor. Onu bilmiyor. Ama yani bizim hatamız yani. Biz sürgünleri aldık zaten. Şimdi yani kesmedik ki. Yok o sorun değil. Şu anda ama ağaçlarımız çok güzel. Tabii derinde yetişmede gecikme oluyor bu budama şeylerinde. Evet, tabii canım çok şey değişiyor. Çocuk yapıyor su açıkta bakıyorum. Yani biz 90 santimden aldığımız zaman 10 sene sonra o 90 santimimiz atıyorum 1-20-30 santimden kadar. 15 gündür su vermiyor artık su verecek. Buradan çatallanıyor bak. Aynen. Ağaçların çatallanma yerleri var. Evet. Burada 4 tane bırakıyorsun. 1-2-3-4. Evet. Şunlar gidecek. Evet. Gibi. Evet. Ama bunu da buradan çatallandırmak istemiyoruz. Şuradan çatallandırmak istiyoruz. Evet. Bunların hepsi gidecek normalde. Buradan çatallanmaya başlar bir sene sonra. Evet. O çatalların 4 tanesini bırakıyorsun. Devam ediyor. Onun lider dalın yanındaki ona rakip olacak dalı da kesiyorsun. O devam ediyor. O şekilde kendi şeklinde devam ediyor. Ama bu çatal buradan çatallandırdı da ya sonuç itibariyle 5 yıl sonra bu çatalımız ağacın başına geldiğimiz zaman yükselmiş olmuyor. Burada kalmış. Aynen doğru orada kalır. Ama bu mesela uzamıyor yani. Yok, uzamaz o. Burada sen kalır. Kalınlaşır. Burada kalır. Bura uzamaz, buradan yukarı uzamaz. Böyle buradan olur, devam ama şunları kesersen burada. Şimdi bak, buradan bura kök uzamaz. Tepeden gidiyor o zaman dikkat ediyorsun. Evet. Anladın mı olayı? İşte ben ondan dolayı baba sana birkaç defa bunu söylemeye çalıştım. Mesela tavuk koyduğumuz zaman rahatlıkla mesela bunu her şey yer mesela tavuk da olsa, her şey de olsa. Çünkü buradan çatallandı artık, sadece kalınlaşacak. Evet. Çatalı bıraktığımız yer fix. Kalacak hacı. Baharın ana deli. Hocanın dediği gibi yukarıdan şey yapıyor. Göndeririz. Biz profesyonel bizim şeyimiz var. Budamacımız var. Yok gelen adam ağacın konumuna göre mecbur budadı benim tahminim. Onlar da bilinçliydi hacı. Ama niye bu kadar çatal vardı? Çünkü o zaman şey zaten daha küçükken olur mu ya? Hocam ilaveyi döküyorum. Dök. Şimdi bak abi. Dal gidecek. Kalacak gelmiş olduğunuz daldan çatallama veriyor. Aynen. Ondan hangisi lider olmasın? Bak şu lider olur. En düzgün olanı olacak ya. Şu. Yok. İleride olan. Görüyor musun? Şimdi şu gidecek. Şu lider dala rakip. Bu zaten esas budama buradan olmuş değil mi hocam? Şimdi bu şu lider dala rakip. Evet. Gidecek. Bu kalacak. Şunun da 1-2 bak. Bu hizaya geldi değil mi? Evet. Şimdi 1-2-3-4. Bu 4 dal kalacak. Şunlar gidecek. Aşağı bakanlar gidecek. Evet. Şuradan da tepe vuruyor. Şu da tabii ki gidiyor değil mi hocam? Bak. Çünkü biz aradaki şeyi görüyor musun? Hemen gidiyor. Buradan şey veriyor. Görüyor musun bak? Bu da gidiyor. Çatallanıyor. Ve gövde orası olacak. Gövde oraya kadar. Ya ister şuradan çatallandıracaksın. Bak. Hemen seviye. Şuraya sen. Şimdi anladığım kadarıyla bak Uzayka. Bunu birisine biz kesin. Bu tam budamayı yaptırmamız gerekiyor. Aynen. Yükselmesi için. Çalılaşma meydana gelmesi için. Aynen öyle. Ha bak buradaki ağaç. Şu bu yandaki. Şu da ama.
Kartal şu olmaz. Evet. Şunlar gidecek. Evet. Yani bu da buradan. Bak, ötelerin tamamını hiza alacak o zaman. Görüyor musun? Bak hiza. Bu hizada olmayanın hepsi alınacak. Hiza bu. Şuradan sen şunu şuradan taşlandır. Ötelerini kesecek ya. Ötelerin hepsi gidecek. Aynen. Tek bir olacak. Buradan bunu hangi ayda yapalım? Burada. Mart'ta. Mart'ta. Mart'tan sonra da bu yine iplerden verir. Verecek. Onları yazın. Onlar alacak. Onları bizim yaz aldığımız gibi alacak. Evet. Sen alırsın. Yaz buna. Ondan bunun altında ne kadar çıktıysa hepsini kesecek. Tamam. Vay be. Bunu bilen birine şimdi ben biraz daha bilgilenmiş oldum. Anladım ki içinde zor olacak. Almak doğru değil. 2, 3, 4 tane. Gerisinin hepsini keseceğiz. Ki burada çatallansın. Aynen. Bunu Mart'ta yap diyorsun. Çok iyi. Amaç şu var yani burada çatallandırdıktan sonra büyümediği için ağacı çalılaştırmaktan korkuyor. Ağaç yani yapıyoruz. Ağaç yani yapıyoruz yani. Çalı. Tamam. Şimdi çoğu kişi ya yazdık dedi ya ne güzel yem yeşiller. Ha işte öyle. Öyle değil işte. Duyamıyor ki işte bak. Evet işte. Rakımımız 1300 hocam. Buraya uyar. Sorun yok. Bu tarlamızın rakımı 1300. Yani şey olarak ideal bir yer. Evet. Yani şu anda ağacın kendini gösteriyor zaten. Geleceği yaparlar. Hayırlı olsun. Öyle mi? İnşallah daha olur. Allah razı olsun. Biz de o zaman seninle irtibatı kesmeyeceğiz. İnşallah şu şeyi, şu gübreyi vereyim ben. Şekeri de vereyim. Fümüksü uygulayalım dediğinde seninle ben bağlantıya geçiyorum. Sorun yok. Artık onun mevsimini de sen söyleyeceksin, zamanını işte sen söyleyeceksin. Yüz ayında olması iyidir. Tamam. İlkbaharda da verilirse çok çok iyi olur. İki defa verilirse. Tamam. Çok çok bu toprağı nasıl düzenleyeceksek zaten o hümük asiti ve senin dediğin sulandırılmış kütüphü dediğin neydi? Sıvı onu zaten gibi. Mühendis de dedi, bunu uygulayalım. Ha, ama gibi. Önce şunu girelim de şu zehirlenmeyi bir engellesin. Onu da hepsine verme. O gübreyi de hepsine verme. O arada görüyorsun sararmışlar da. Onlar şöyle, şu anda onların hepsine de şu verdiğim ömük asit ver, hemen ver bunları. Evet. Evet, hemen. 20 güne kadar fayda görebilmek için. Görür. Evet hocam. Şu anda hemen bunlara ver, bunlar hızlansın. Peki. Kendin toparlasın. Bir kapak ver. Asit ver diyor. Bir kapak yani yeter. Evet, evet kapak. Ver. İki kova. Mutlaka ver. Peki, evet. Ömük asit. Hatta ona gübre vermemişsen, vermediğin var mı? Vermeyelim. Tamam, vermediklerinde varsa. Bak şeker gübresi verdiğinle sade hümik asit verdiğini de gözlemle. Benim dediğime bak. Tamam. Evet hocam. Tamam. Hepsini tabii, gözlemle tabii, ondan sonra konuşalım. Şunlara da vermedik daha şeker. Bunlara tamam. Şeyi koyduk. Bak yine diyorum. Benim dediğimi yap. Ondan sonra peki şöyle yapalım. Önümüzdeki 10 gün içerisinde görüşelim. Burada 2000 falan var desek. Uğrayanlara çıktıktan sonra. Çünkü o kadar fire verdi. 2000 fidan için 2000 kapak gerekli. İşte ona göre ben gönderdim size onu. Neyle alacak biz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, normalde bizim 160 TL, 20 litresi. Ben bunu size 130'dan gönderdim, 20 litresi. Burada senin 2000 fidanın var. 2000 fidana gideceği de tahmini söylüyorum. 5000 ton yeter. 5 tane yer. 5 çarpı 20. Hocam şunları uygulayabiliyor muyuz? Oh, boy.